Bugünlerde herkes onları konuşuyor, filmleri çok izleniyor, şarkıları dilden dile dolanıyor. Peki magazin dünyasının ünlü isimlerinin ilk mesleklerini biliyor musunuz? Magazin 8 sizler için araştırdı. Yıldız Tilbe'den Ozan Güven'e, Tarkan'dan Tarık Akan'a ve Deniz Seki'ye birbirinden ünlü isimlerin ilk mesleklerini Magazin 8 açıklıyor. Domates! Ben de domates! Domatesçi! Domates! Bugünlerde filmler yüz binlerce kişi tarafından seyrediliyor. Konserleri hınca hınç doluyor. Sinema ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin şöhret olmadan önce yaptıkları meslekleri ve para kazanmak adına çalıştıkları işleri duyunca çok şaşıracaksınız. Ay ortasında dipler delirken çiçekçi abla gülerken şarkıları dilden dile dolaşıyor. Aşkı en garip haliyle o tarif ediyor. Ben senin var ya lafınla şekil alamam. Ben senin var ya halini yadırgayamam. Dansı, kendine has duruşuyla Yıldız Tilbe 1991 yılından bu yana sahnelerde. Şöhretle tanışmadan hemen önce tezgahtarlık, atölyelerde işçilik yapmış Yıldız Tilbe. Deli gönlüm aşkı sevdi gözlerinde. Huzura kavuştu ruhumda bedenimde. Güneş bana doğar, ay bana ışıldar. Türk sinemasının değerli bir ismi var sırada. Sizinle mutlaka konuşmalıyım. Aramızda konuşulacak hiçbir şey kalmadı. İdam mahkumu bile olsam herhalde bir savunma hakkım olurdu. 1970 yılında Ses Dergisi'nin oyunculuk yarışmasında birinci olarak oyunculuğa adım atan 13 Aralık 1949 doğumlu Tarık Akan, oyunculuktan önce gençlik yıllarında cankurtaranlık yapmış. Uzun boyu, atletik yapısıyla 40 sene önce başarılı bir cankurtaranmış Tarık Akan ve birçok kişiyi boğulmaktan kurtarmış. Bana bu şansı tanıdığınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bakın öyle heyecanlıyım ki. Affedersiniz bir dakika. Megastar'ın ilk mesleğini, sahnelere çıkmadan önce yaptığı işi biliyor musunuz peki? Hop de kendine hop de bir an kop. Gel hadi kop da gel inanından. Hele çak hele durumu bir çak da. Gör bak neler olacak sonra. 17 Ekim 1972 Almanya doğumlu Tarkan, Kara Mürsel'e 1986 yılında ailesiyle birlikte geldi. Müziğe ve şarkı söylemeye ilgisi hep vardı. Ancak megastar Kara Mürsel'de müzik eğitimi alana kadar, düğün salonlarında şarkı söyleyene kadar tezgahtarlık yaptı ilk meslek olarak. Değerli sanatçının bu görüntüleri de Çınarcık'tan, bir düğün salonundan. Yıl 1991. Romantik şarkıların prensi, aşkı en naif haliyle şarkılarında tarif eden Rafet El Roman. Aşk acısı başka bir şey, akıl mantık erişmiyor. 25 Ağustos 1968 Edirne doğumlu ünlü sanatçı. 1970 yılında ailesi işçi olarak Almanya'ya gitti. Rafet Bey ise 7 yaşına kadar anneannesiyle Edirne Uzunköprü'de kaldı. 16 yaşında beste yapmaya başlayan ünlü sanatçı, şarkıcılıktan önce camilerde müezzinlik yapıyordu. Olmuyor, olmuyor bu ayrılık nasıl zor. Bir başka değerli isimle devam edelim ilk mesleklere. Hayat iki bilek sadece, biri geliş biri de dönüş. 1 Temmuz 1970 İstanbul doğumlu ünlü şarkıcı, şarkı sözü yazıyor, oyunculuk yapıyor, sunuculukta da bir dönem boy gösteriyordu Deniz Seki. 1995 yılından bu yana şarkıcılık mesleğini başarıyla gerçekleştiriyor Deniz Seki. Çamlıca Kız Lisesi'nde yatılı okuyan Seki, o yıllarda bir yandan cilt bakımı ve makyaj kursuna gitmiş ve uzman olarak çalışmış. 1989 yılına kadar makyaj uzmanlığı yapmış Deniz Seki. Hayat senden artık iyi. 19 Mayıs 1975 Almanya doğumlu Ozan Güven var sırada. İş bütün çiftliğin angaryası. 2 hafta denerim. Evet efendim. Evet efendim lan. Mis gibi ismim var benim. Borislav Milic. 1998 yılından bu yana oyunculuk yapıyor ünlü sanatçı. Tiyatroda, dizilerde ve sinema filmlerinde başarıyla gerçekleştiriyor rollerini. Ozan Güven reklam yıldızı olarak başladığı oyunculuk kariyerinde reklamlarda da rol almıştı. Ancak oyunculuktan önce Ozan Güven annesine ait mağazada tezgahtarlık yapıyordu. Hani bugün arabayla ilgilenecektin? Merak ediyorsan kökünden hallettim.